Bant Magin sinema programına hoş geldiniz. Kendimizi karantinaladığımız, evden çok büyük bir şey olmadığı sürece asla çıkmadığımız, çıktığımızda da elimizde eldiven, yüzümüzü böyle tükürerek yüzümüze konuşan, sarılıp öpen filan insanlardan sarın, sakınarak işimizi halledip hemen eve koştuğumuz şu günlerde maskelimiz sizden gelen önerileri, karantina önerilerini yorumlamaya devam ediyor. Bantmag'in sosyal medyasında karantinada ne izlenir diye sorduk. Siz de kendinize hashtag'iyle önerilerinizi sıraladınız. Geçen bölüm anlatabildiğimizi anlattık ama maşallah durmuyorsunuz. Biraz daha önerilerinizi yorumlayalım dedik ve şimdi karşınızdayız. Hemen sizin önerilerinizi elimizin altındaki DVD'lerde anlatalım diyoruz. The Lovers on the Bridge köprü üstü aşıkları. Ay bu nasıl aşıklar böyle. Bunlar da virütük bir ortamda ha bu arada. Dünyada bir şey mi olmuş salgın mı olmuş kim öyle kim kala bir ortamda. Juliet Binoche yine Donny Levan'ı bulmuş. Bunlar ne güzel Leo Carax'ın dünyasında fıldır fıldır geziniyor. Valla hoş yani ne yalan söyleyeyim. Çok güzel bir film bu. Only Lovers Left Alive sadece aşıklar hayatta kalır gibi bir öngörüde bulunulmuş bu filmin. Ee, önermesinde isminde ama hadi bakalım şu günlerde kalbi sevgiden yolu sevgiden geçen herkes hayatta kalsın diyoruz anlamsızca cimcarmışımızın biraz artık yaşlandı mı cimcarmış bu ne nostalji sevdasıymış ya dedirten bir filmidir bu ama Tilda Swinton'dır o sudur bu sudur yani cirit atıyor vampir formunda bu DVD'nin kapağında ne biçim böyle bir font bulmuşsunuz bu ne böyle vampir fontuyla yazmışlar diyoruz. Corpse Bride, Ölü Gelin. Aa bu Tim Burton önerisinde bulunulmuş. Sene olmuş 2020. Ay daha önerem önere bu adamı mı önerdin? Olsun ama ne güzel bir animasyondu bu stop motion'da. Yani durdurma tekniğiyle üretilmiş bir animasyon gibiydi. Hoştu yani. Tamam güzel ama abartmayın artık Tim Burton mı kalmış ya diyoruz. O Alman usta reis Fassbinder'den, Rainer Werner Fassbinder'dan The Bitter Tears of Petro Von Kant. Petro Von Kant'ın acı gözyaşları ay. Bu film böyle 5-6 upuzun sahneden oluşan ömür törpüsü gibi bir film. Bu hanım aşk acısına düşüyor kendini o halıdan kaldırıyor bu yatağa atıyor oradan mutfağa gidiyor. Tam karantinada izlenecek film. Dört göz odada odadan odaya aşk acısı çeken bir hanım gelin bu hanıma ortak olalım diyoruz. Fargo Koenler'den yani en güzel bir öneridir. Yani bunun yeni dizisi de çıkacaktı. Ne oldu o inşallah çıkar mı kar yayınlanır diyoruz. Bunu inşallah kurguladınız bağladınız diyoruz. Dördüncü sezonu gelecekti bunun çünkü. Filmi de bir ayrı güzel. Zaten filmini izlemeden dizisinden anlamsızca övmeyin. En iyisi bunun filmidir diyoruz. Punch Drunk Love. Ay bizim Anderson'umuz. Paul Thomas Anderson'ımızdan bir filmimiz gelmiş. Anderson'dan masallar gelmiş. Çok güzel yani daha ne olsun zaten Punch Drunk Love. Adam Sandler'ın Uncut Champs'tan önce de çok iyi bir oyuncu olduğunu ispatladığı bir filmdir bu. Çok hoş yani biraz tuhaf gibi akılsız baş gibi bir adam. <laughs> maceraları bir romantik ilişkisi gibi. Kandan en iyi yönetmen ödülü yani havacıva olmaz bu film zaten. Frank'imiz bizim koca baş, koca kafa reisin filmi. Yani koskoca dünya güzeli Michael Fassbender'ın almışsınız kafasına böyle bir şey koyup oynatmışsınız bu filmde. Bizce bir ölü yatırımdır bu fikir ama film güzel neyse ki. Yani ötekileştirmeyin kimseyi yani herkes akıl hastası olabilir insanları rahat bırakın diyoruz. I Heart Huckabees. Bu David O. kendine has bir filmiydi bu. Yani felsefeci gibi film çekmiş döneminde. Jude Law'udur, efendim Naomi Watts'ıdır, Jason Schwarzman'ıdır, Lily Tomlin'i'dir. Kimi ararsanız bu filmde bir arada. Yani tuhaf bir film aslında. Bunu güzel kim önermiş kız aferin diyoruz. Contact. Yani uzaylılarla temas. Aa bizim bu içinden geçtiğimiz bu tuhaf yılda bir başımıza gelmemdik bu kalmıştı. Ya yani bu da olursa hiç şaşırmayacağız artık. Yani dünya neler gördük şu Z, Y jenerasyonuyumdur ben. Neler gördüm neler şu 30 yılda diyoruz. Kontakta de güzelce Judy uzaylıyla temas ediyor. Edin, etmeyin el kol temasına girmeyin şu günlerde diyoruz. E, ee, Dancer in the Dark. Ay, ay yüzümüz gözümüz eridi bu nasıl bir film. Ökür ökür ağladık bu filmde ya. Bu nasıl ömür törpüsü acıdılık gibi, gibi bir film. Yani bu Björk'ün başına neler geliyor neler bu filmde. Bu kadın zaten ama olmuş olmaya yüz tutmuş bir hanımken. Bir de bunun oğlunun göz ameliyatı için parasını çalmasın mı komşu? Ay Allah senin boyun posun devresine herif diyoruz. Bu kadın başına neler geldi neler. Ay çok acı filmler son treninde son iyi filmi gibi bir şeydi bu zaten. Ya yani gerçi yani sonra Dogville Mogville'de vardı. Noe Albino'ya hazır Kuzey Avrupa'ya açılmışken bu filmi anmadan olmaz. Buzdan hayaller. Bunu kim önermişse güzel önermiş. Bunun yaşı çıkmış ama ortaya. Biz bunu çünkü sinemada izlemiştik. Herhalde bu e, hanım ya da beyefendi kişi de bu kimse bunu öneren. O da yani o, o yaşlarda biri olsa gerek. Ee, çok güzel bunu yeni jenerasyon keşfetmediyse açsın izlesin. Kuzey Avrupa'da İzlanda'da böyle canı sıkılmış artık yani ay illallah demiş ailesinden eşinden dostuna bir genç kendini buradan atmaya çalışıyor ama yani neler oluyor neler. Çok güzel buzdan hayallerin filmi yani bu. Closer Aa güzel closer önerilmiş. Bizim Mike Nichols usta, tiyatrocu ustanın e, teatral gibi ama güzel gibi de yıllara yayılan gibi bir o sahne bir bu sahne zaman aşımı gibi e, aralarda gidip gelen filme. E, yani Julia Roberts'ı bizim ağız reis Julia Roberts. E, efendim Natalie Portman, Jude Law, Clive Owen kimi ararsanız var ne güzel yani bir ilişki filmi izlenir yani şu süreçte hoş. E, Blue is the warmest kalır yine duygu sahne yine duygular yine duygular. Ay bu neydi böyle kız kıza aşk denince. Ne güzel bir film. Hırçın gibi bir film. Yani Portrait of a Lady on Fire'ı izlemeseydik yani son zamanların en iyi e, LGBT filmlerinden biri derdik. Ama maalesef yani onu izle izlememiş gibi yapamayız. Yine Adel Hanım'ın bir adaşı bu filmde yine oynuyor. E, Adel Hazarnafıca Exo... Excalibur gibi bir soyadı var. Onu burada telaffuz edecek değiliz. Lia Seydüs'ü var. O su var. Bu su var. Ama bunu yönetmeni biraz sapık gibi bir yönetmen çıktı biliyorsunuz daha sonradan. O yüzden hani bu kızları biraz acaba sette yani e, hashtag me too'lamış galiba. Onun boyu post devresini diyoruz yeri gelmişken. Blowout Brando Palma ustamızın Antonioni ustasına bir saygı duruşu gibi ee, Bula Vapa bir saygı duruşu gibi bir film Gerçekten de değişik gibi bir film John Travolta genç reisken burada oynamış Yani çok acayip güzel tatlı bir gerilim Bunu keşfeden olmadıysa bugüne kadar Bassın çok güzel bir önere sağ olun diyoruz Bakın yine Haneke önerilmiş White Ribbon E bu da yani başyapıttır zaten Altın Palmiye ile tescilli ya yani bu harika bu da Ingmar Bergman'a bir saygı duruştur Haneke'mizden. E yani çok güzel bir köy köyde insanlar bunlar ne garip insanlar dedirten güzel bir klasik. Aha bugünlerde Virüsten, salgından, korkudan yumruğumuzu ısırdığımız bugünlerde komadan uyanıp ortalıkta herkesin virüsten gittiğini gören bir beyin hikayesi. 28 gün sonra Deni Boyle yani değişik usta sağ olsun en güzel salgın filmlerinden birine imza atmış. Ama bugünlerde izlenir mi yani tat kaçırır mı bilemedik açıkçası. Yine de paylaşmadan ödemedik. Lawrence Anyways yani bu Zavir Dolun hiç mi iyi bir film çekmesin? Tabi işte bununla Mami fena değil yani iki tanecik güzel filmi var bu çocuğunda. Diğerlerine güzelce haksızlık etmek isterim geri gelmişken. Çünkü bu çocuk yani Allah kahretmesin biraz 30'ların ortalarında mı sen sinemaya başlasaydın? Ergen ergen diyoruz. Habire video klipleri peş peşe bağlayıp film diye bize kakaladığı dönemden bir filmdir bu. Ama yine eli yüz düzgün bir film yine bir değişik reisi merkez alan bir film. Biz bunu seviyoruz açıkçası ne yalan söyleyelim. The Hours gelmiş. Ay bunun kitaba ayrı, filme ayrı. Mrs. Dalloway'e, efendime söyleyeyim bizim bu e, Virgin Wolf'umuza ayrı selam çakan. Virginia Wolf'u da e, böyle düşük burun, takma burun e, yöntemiyle Nicole Kidman'ın hayat vererek Oscar'ı kucakladığı bir filmdir bu. Julian Moore'u, Meryl Streep'i herkese Oscar adayı etmiş. Harika bir 3 ayrı dönemden 3 ayrı kadının hikayesidir. Ya bunu daha izlemediyseniz izleyin. Tideland... O Terry Gilliam delisinin bir filmi. Yani bu çok acayip bir film. Biraz iç karartıcı da bir film. Zaten demişler yani kabus vari bir masal gibi bir şey. Yani buna bir bakın ama yani ne bileyim. Hadi bakın önerilmiş madem diyoruz. Lost in Translation. Aaa Sofia Coppola'mız bizim. Çok güzel bir film. Artık bunu da size önerecek değiliz. Herhalde yani Günümüzde sinemaya merak salan herkesin zaten ilk onun aldığı bir filmdir bu. Yani Bill Murray's, Scarlett Johansson bu anlamsız DVD kapağı bizdeki bu ne böyle. Neyse en neyse ki hoş bir hanım. Evet bu şekilde öneriler gelmiş bizde DVD'si olanlardan ama başka öneri gelmemiş mi? Elbet ki gelmiş. Bunları da posterleriyle bir kıyalım bakalım hadi bakalım diyoruz. Oscar Faraday'nin ilk filmi gelmiş About Ele. Oy bu gerçekten çok iyi bir film. Bakın bir ayrılığıdır, salesmandır, osudur, busur. Geç direkt bunu yapıştır diyoruz. Alt tarafı dünyanın it's only the end of the world. Bu Zavir Dolun'u birazcık över gibi olduk diye hemen en beter filmini alıp getirmişsiniz. Bunu kanda yuvalıyorlardı yanımızda yöremizde. Bu neydi ya böyle bir de güzelim kastı bir araya getirmiş. Avana kerif diyoruz. A Ghost Story. Ay bunda ne ağladım ne kadar hüzünlü gibi çok güzel akıllıca gibi ama bazılarına göre sıkıcı gibi film. Kardeşim benim bu hangi troll şah önermiş bu filmi ya bizim karşımıza getirmiş. Ay bu Murat Boz'un evden çıkın açıklamasından sonraki ama o kadar da çıkmayın açıklamasını görmüş müyüz ne kadar güzeldi bu açıklama diyoruz. Bir de Bıyık Şah da gelmiş bu filme. Hoş geldin Bıyık Şah ne haber diyoruz. <laughs> The Florida Project ay bu film gerçekten çok iyi. Bakın bir tane şöyle optimist gibi hüzünlü gibi ama bu havalarda gidecek gibi bu eve kapan bir film. Peppa Pink bu ne ya? Bu dizi midir film midir bunu niye önerdiniz? Bunu kim yaptı Paint'de mi yaptı? The Matrix bunları niye önerdiniz arkadaşlar? Matrix'i kim önerdi ya? Sinema 101'i bize Allah Allah diyoruz. Francesa Ha e yani evet bunu da artık bir zahmet izleyin bakın ne güzel şu hava bugünlerde ne havası bugünlerde eve kapanmış kan güzel bir tane içinizi ferahlatan film olsun. Sofra sırları bu şantiye filmimizin şey sayfasında, YouTube sayfasında açılmış halkımıza. Açın gidin izleyin. Ya ama bu afişe niye spoiler koydunuz ya? Bu Ümit Ünal kara komedi gibi film yapmıştı ne güzel. Yani how refreshing diyoruz bu tür için. Artık yani kötü iyi kötü bir örneği ise de artık buna da yani ne yapalım diyoruz. Yandan geçiyoruz buna. Olmadı yok. Yani biz bu filmi yok yani diyoruz. Ruben Brand Collector Bu tuhaf bir animasyon bakın Netflix'te var bunu açın izleyin Netflix'in arşivinde böyle tuhaf filmler de var arada kenardan köşeden çıkıyor diyoruz The Brand New Testament Biz bu filmi çok seviyoruz ee, Tanrı'nın kızı Tanrı bunu kızdırınca gidiyor herkese ölüm tarihini mesaj atıyor. Ee, sonra olanlar bir taneler yine dünyada kaotik bir atmosfer ama ilginç gibi bir film. Darling bu Mubi'de vardı ama kaçırdınız bunu Mubi'den kalktı artık bir yerlerden bulun izleyin. İnanılmaz güzel bir film ne kadar güzel Julie Christie'miz diyoruz. Al karısını önermişsiniz Can Evrenol'un kısa filmini ama burada başka çarçöp kısa filmler de var artık bir şekilde izleyeceksiniz diyoruz. In bu film çok güzeldi ya Yani ne yalan söyleyelim Bu Martin McDonagh e, hoş bir film Yani eğlence bunu zaten izlemişsinizdir diyoruz Besle Kargayı adlı bu filmi Kim önerdiyse vallahi çok tam bu zamanların filmi Ana ile baba ile hesaplaşma filmi Carlos Sauros'ta da ilginç bir film Bunu yakalayın diyoruz Nocturnal Animals Ay biz bu filme bayıldık bayıldık Bu Tom Ford ne yetenekli yönetmen çıktı ya Bunu yani zaten daha önermeyip de ne yapalım diyoruz Baba bize ev versene. Evladım sırası mı? Zaten yer yani ortalık karışık. Ama Barış Manço'nun hem çalıp söylediği birazcık da oynadığı gibi bir film yani. Hoş. Oslo 31 Ağustos. Ay, ay 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 ay. vallahi kalbim yüreğim el vermiyor. Bu ne yani acı gibi elem gibi film. Çok güzel film bayılıyoruz. Köpeği ısıran adam. Biliyorsunuz köpeğin insanı ısırması haber değildir. Budur haber. Bu film de filmdir yani güzel filmdir. Gone with the Wind. Yani 4 saatiniz varsa bu filme verin. Zaten saatten, zamandan bol neyiniz var Allah aşkına açın da şu klasiği izleyin. İzlemediyseniz artık ayıptır diyoruz ya. Torino atı. Güzel bir at. Yani... <laughs> Torino'da bir attır bu. Oy bu filmde yaprak kımıldamıyor ama yani neden kımıldasın zaten nasıl zamanlardan geçiyoruz. Andy Warhol'u vurdum. iyi halt ettin. Bir de marifet gibi söylüyor filmin adına koymuşlar bunu. Deli bir kadının yani hikayesi gibi diyelim. Endless Poetry. Oy bizim Hodorowski ustanın bir klasiği, modern klasiği. Bunun üçüncü filmi çekilecekti ama ya ortalık karışık nasıl çekecek acaba bunu diyoruz. Flickering Lights. Bu nereden çıktı ya? Bu öneri gelmiş bizim önümüze. Öyle matah bir film de değildir ama neyse izlenir diyoruz ya şu dar zamanda. Ooo bir avuç tez gelmiş. Ay bizim eşimizin dostumuzu karalamak fazla bu filmi bizim önümüze attınız ha. Ya bu film bizim gizli zevkimizdir biliyor musunuz? Biz bunu her dar zamanda açıp izleriz. Çok eğlence bir film. Aa bu ıssız adam gibi adamın oyunculuk performansına doyduk bizim eşimizin dostumuzu. Bu nasıl bir şeydi ya böyle kafamız almıyor. Bu hanım kim afişin ortasına koymuşsunuz? <laughs> Ya bu yani doyamıyoruz bu filmin görsellerine bakmaya. Yani inanın çok ya acayip bir film. Bunu açın izleyin. Hacı Sabancı gibi bir adamın mıdır artık nasıl gibidir yani bir zengin gibi üst sınıf gibi bir eleştiri midir? Bu Burjuva eleştirisi yapmaya kalkmış Leyla Yılmaz Hanım. Ama resmen komedi filmidir. Bu an neyse dur daha fazla şey yapmayalım. Çarçur etmiyorum ama bunu lütfen bir e, açınız. Aslında kalabalıkla zevki çıkan bir film ama tek başınıza da yani yumruğunuzu ısırabilirsiniz diyoruz. Ve bu filmleri güzel güzel önermişsiniz bize Allah razı olsun diyoruz. Daha da önerecekmişsiniz ama yani sizi artık bir şekilde kısıtlamak lazım. Diziye yönlendirmek lazım. Hadi biz bu işi sevdik biraz da dizi önerelim formatın dışına çıkalım. Siz de sevdiğiniz beğendiğiniz bu do, e, bu günlerde izlediğiniz dizileri bize ateşleyin. Bantmag'in sosyal medyasından bize kendine az hashtag ile önerilerinizi dizi önerilerinizi yağdırın da bir sonraki bölümlerde de dizi önerelim azıcık diyoruz ya. Ne yapalım zaten format mı kalmış Allah aşkına dünyanın formatı bozuldu diyoruz. Sosyal çekle mesaj veriyoruz. Hadi bakalım diyoruz. Sizi öpücük yağmurunda bulardık normalde ama temas yok, öpmek, sarılmak yok bugünlerde. Hadi bakın birbirimizden geçirmeyelim. O yüzden gelecek bölümlerde dizilerle görüşmek üzere diyoruz. Sizi kafa selamıyla hani böyle uzaktan bir metre mesafeden sehehehe diyoruz, selamlıyoruz. Hoşçakalın bakalım. Haydi bir alkış,